O zaman şöyle başlayayım. Hazır mısın? Hazırım abi. Mehmet, sana nasıl dolandırıldığımın hikayesini anlatmış mıydım? Anlatmadım, merak ettim. Birçok defa dolandırıldım. Abi, videolarımda dikkatini çekiyorsa hep böyle yaptığım hataları falan anlatıyorum. Ahmet Şerif İzgören gibi olacak belki bu söylediğim şey de. Herkes diyor işte böyle sahneye çıkıyor, başarılarını anlatıyor. Ben başarısızlıklarımı anlatıyorum. Adamları bir görsen diyor, şeye düşmüş, suya düşmüş tamam mı diyor, ayağa kaymış. Bir anlatıyor sahnede biz rafting yapıyorduk falan diye. Benimki de o hesap. En son dolandırılma hikayem bir akraba tarafından oldu. Evlenmeden önce benim dayım vefat etti ve bir buçuk sene babam yanındaydı. Çok samimi arkadaşlardı, dostlardı. Tabii ki bir maddi beklentiyle bunu yapmadı. Ama karşı taraftan bir maddiyat teklif edildiğinde de bu teklifin arkasında durulması lazım. Benim de tam evleneceğim zaman babama diyorum ki borç mu alsak arabayı mı satsak? Daha doğrusu babam borç alma taraftarı değil, arabamı da satmak istemiyor. Yani ben %100 alın teriyle almışım falan Ford Escort ama yani 14-15 bin liraya mal oldu bana. Ama her bir şeyinde vidasında alın terim var böyle götlerim var tamam. Abi sattım arabayı ben yok pahasına hatta o zaman 12 bin liraya sattım işte motoru kötü dediler lastiği kötü dediler. Ve diğer arabanın bize miras kaldığını biliyorum. Öyle bir muhabbet dönüyor. İşte al dediler, senin olsun dediler. Babam düğün zamanı arabayla geldi. Ben de arabayı satmıştım. Düğünü yaptık abi. Düğünü yaparken bile gelin arabası yaptım. Yolda 4-5 kere istop etti araba. Böyle bir arabadan bahsediyoruz. Yani aylarca, yıllarca hor kullanılmış, anası ağlamış. Neyse abi ben arabayı kullanacağım diye bir sürü ağır bakımlarını yaptırdım. Her şeyi hallettim. Ama miras davası bitmiyor ve arabayı da üstümüze alamıyoruz. Ben huzursuzlandıkça huzursuzlanıyorum. Neyse abi ben huzursuzlanıyorum böyle mahkeme olayları uzadıkça işte mirasçılardan biri yurt dışında kızı işte Türk vatandaşlığından çıkmış miras hakkı yok ama Türk vatandaşlığından çıkıp miras hakkı kalmadığı mahkemeye işlememiş. Bir sürü olaylar yani ben belki 8-10 ay miras mevzusunun çözülmesini bekledim. Ve bir yandan da hiç araba kendime aitmiş gibi hissedemiyorum. Kötü hissediyorum. Kullanamıyorum zaten pandemi var. Neyse abi babam aradı beni. Tonguç dedi miras davası bitti. Araba fiyatları da o sırada uçmuştu ya neredeyse iki katına çıktı. Yani şu an kaç para ediyorsa piyasada o parayı istiyorlar. Sen bu arabayı istiyor musun dedi. Baba dedim öyle bir paramız yok. Bende de yok. Sende de yok. Bu araba mirastı bize. Sözlü olarak miras bırakılmıştı. Sen de bunu biliyorsun. Şahitlerin de var. Ama illa geri istiyorlarsa ki babam uğraşmayalım yani dedi. Geri verelim dedik. Ben yaptığım masrafları alayım dedim. Çünkü eşimin altınlarını da bozdurdum. Babam da destek attı falan. İçimden canımdan can gitti yani. Anladın mı? Şimdi sen masraf yaptığın arabayı buyurun deyip böyle çiçekle böcekle götürüp verdin mi paranı da almadan? Babamın hatrı bende bazı konularda çok yüksektir. Akraba konularında. Çünkü ikimizi birden etkileyecek bir konu olduğu için babam ver dedi arabayı. Ben o sırada strese girdim. Ha, zona falan oldum hatırlarsın belki. Vücudumda su çiçekleri falan çıktı sinirden, stresten. Babam ver dedi, verdim abi. Çok özür dileyerek şunu hep kendime soruyorum. Neden iyi niyetli olanlar hep benim arkadaşım? Neden iyi niyetli ve tokatlananlar hep benim arkadaşım? Ben hırsız, it kopuk arkadaşlar istiyorum. Dolandırmış arkadaşlar istiyorum. Neden hep mağduruz abi? Niye hep iyi niyet? Hatır tamam da ben şeyi çok üzücü gerçekten. Rahatsız edici bir hikaye. Neden iyi niyetini, insanların iyi niyeti bu kadar çabuk suistimal ediliyor? Ya şeyi gördüm ben mesela herhangi bir işletmede kasaya bakıyorsan 1 lira bile fazla çıksa veya eksik çıksa işten çıkartabilirler seni. Çünkü zengin 1 lirasının bile peşinden koşar, gözünün yaşına bakmaz. Ama biz orta sınıf veya alt sınıf aileler bizim para gözümüzde değil. Sanki çok var anasını satayım. Zaten Anladın yoktu. Gelen de gitsin. mı? Öyle.
Neyse abi, ben babam ver dediği için arabayı verdim, aldılar götürdüler, sattılar. Sonra bir daha ne arayan var ne soran var. Mesaj çektim, cevap gelmiyor. Arıyorum, işte o mevzu babanla aramızda, sen karışma. Artık önceki gün delirdim, tamam mı? Sinirlendim. Ve mesaj çektim. Biliyorsun bir laptop almak istiyorum, MacBook Air. Onun Amerika fiyatının ekran resmini çektim. Bir de arabaya yaptığım masrafların faturasını çektim. Gönderdim. Bak dedim, eğer şu an karımın altınlarını bozdurup bu arabayı yaptırmasaydım, ağır bakımlarını yaptırmasaydım, şu an laptop alabiliyordum. En azından parasının bir miktarını toplamıştım. Ben bu parayı istiyorum dedim. Cevap gelmedi. Babayı aradım. Babam dedi uğraşma, ben onlara bir sürü mesaj çektim, sallamadılar, iyi niyetli yaklaştım, ben sildim dedi. Babam da öyledir, çok böyle borç harç silmiştir, inanamazsın yani. Benim gibi o da, ya da ben onun gibiyim daha doğrusu. Dur su iç. Sinirlendim. Gelip dur, illa zorla mı alayım diye bir mesaj yazsan ne derler? Ya tehdide girer adam, doçent doktor, çok sağlam bir cerrah. Ya parmaklarını kırsan adamın hayatı kayar. Da senin de hayatını kaydırırlar. Gerek var mı? 8000 lira lan. Bunu düşünemiyor mu acaba karşı taraf? Ya bu çok insafsızlık değil mi? Çok ayıp değil mi ya? Ya ben çok aşırı sinirlenmedikçe veya canıma falan kastedilmedikçe sertleşme taraftarı değilim. Kayıt altında böyle şeyler söylemek çok doğru mu bilmiyorum. Problem değil yani. Keserim. Keserim. Yani o önemli bir nokta aslında. Ama işte karşı tarafında sende bunu görüp görmemesi meselesi. Yani aslında mahkeme yolu var. Mahkeme yolu açık. Ona geleyim. Mahkeme yolunu kullan abi. Çok, o noktaya gel. Şu an çünkü gerildim ben. Böyle elim ayağım titriyor tam. Mahkeme olayına girersek şöyle. Eğer sözlü mirası ispat edersek şahitlerle beraber, arabayı sattıkları meblağın hepsini talep edebiliyoruz, kasko bedelini. Dörtte birini maksimum alabiliyorlar, dörtte üçü bizim. Atıyorum 60 bin liraya mı sattık? 47 bin lirası bizim, gerisi onların oluyor. Ama bak ne oldu? Babam dedi ki, ben itle it, kopukla kopuk olmam dedi. Sonra yine babam tıkadı. Ha. Çünkü ben avukatlarla falan görüştüm. Söz hakkı babada. Söz hakkı babada. Mirasçı baba çünkü, ben değilim. O yüzden ben de bugün son bir mesaj attım. Banka hesap bilgilerini attım babamın direkt. Dedim şu babamın hesabına atıver parayı. O da şey yaptı, silinen mesajlara çevirdi bizim yazışmalarımızı WhatsApp'ta. 7 gün içinde silinecek. Ama ben ekran resimlerini aldım. Facebook'ta da paylaştım. Bu videoyu da Facebook'ta paylaşacağım. Hatta kendisini de etiketleyeceğim. Bütün akrabaları etiketle. Tabii tabii. Rezil olsun. Tabii 8 bin lira için yaptığın şeyin. Aynen. Ama bak babamdaki büyüklüğü görüyor musun abi? Tok adam. Yani tok bu bir. Bir de biliyor ki onların gözü kalacak. Ben şey bile yazmayı düşündüm yani. Yani hani beddua etmek suç sayılmıyor ya. Allah bin bin türlü belanı versin. Kanser olasın inşallah falan da. O da bana yakışmaz. Bana yakışan böyle beraber bir video çekip olayı anlatmam. Ama ben de dolandırılma olayı hiç bitmiyor. Başka iyi niyetten. Burada çok acıklı. Çekirdek çitleyerek. Çok acıklı şöyle. Abi biz hani normal alt veya orta gelir seviyesinden gelen ailelerde büyüdüğümüz için bize para yönetimi çok öğretilmiyor. Parayı çok bulunca bozuyoruz, az bulunca kalıyoruz böyle falan. Bilmiyoruz çünkü. Çok geç öğrendim. Mesela birine borç vereceksen... Ne deniyordu ona? Finansal okuryazarlık mı? Gibi, evet. Tamam. Bunu herkese de tavsiye etmiş olalım. Finansal okuryazarlığı en azından öğrenmekte fayda var. Sonra gidiyorsunuz çıplak kadınlarla fotoğraf paylaşan borsalara. Tabii. Para kaptırıyorsunuz. Tabii. Neydi? Ve Bitcoin. Bitcoin. Koymuşlar geçmişler abi. Ay çok üzücü ya. Bu adama benim mesaj çekme sinirimin gelmesi şöyle oldu. Yıllar önce borç verdiğim ve alamadığım, hatta benim arabamla, eski arabamla ehliyetsiz bir şekilde polise yakalanıp bir de o cezayı bana kitleyen bir eleman beni aradı.
abi nasılsın falan, annem storylerini takip ediyormuş falan dedi. Ben de böyle işte eski hukukumuz var diye bir arayayım, merak ettim seni dedi. Ben de böyle sinirden kükreyeceğim, Seval yanımda. O yüzden şey yaptım böyle. Ya dedim iyi, hayat güzel, evlendik, barklandık. Sen ne yaptın? İşte biliyorsun abi, tekelvayı açtık, sonra devrettim orayı. Oradan gelen parayla kafe açtım. Dedim işler nasıl? Dedi çok şükür çok iyi gidiyordu, işte pandemi geldi. Ha, iyi mi gidiyordu? Neyse benim biraz işim var, şey yapalım, haberleşelim tekrar falan dedim. Kapattım telefonu, görüşürüz abi falan fıstık. Ertesi gün artık böyle içim yanıyor. Dedim kardeş, madem işlerin iyi, şu eski bir bakiyeleri bir kapatsak ya. Abi işte beraber yedik içtik. Tamam, beraber yediğimiz içtiğimizi geç. Hadi onu sildim. Bana ehliyetim var diye yalan söyledin. Arabayı aldın gittin polise yakalandın. Tamam, yakalanman da sorun değil ama söylemedin bana. Bir yalan söyledin, polise yakalandığını da söylemedin. Bir sene sonra ben arabayı satarken ortaya çıkıyor o mevzusu. Onu da beraber yedik içtik, işte bir sürü bedel ödedik diye bana kilitliyorsun. Buna ya diyecek bir şey yok. Ya uşaklı. Bir tane esas bomba hikayem var. O çocukla ne oldu şimdi? O çocukla ne oldu? Abi sen zamanında beraber iş yaparken saltanatı sürdün. Takıldın, gezdin, yedin, içtin. Biz çilesini çektik dedi. Ben de dedim ki saltanat maltanat yaşamadım ben kardeşim. Kazandım neredeyse bütün parayı, sizlere yedirdim. Sizlerle gezdim, yedim, içtim, tozdum. Bendeki video var ya, 1 milyonumu nasıl yedim muhabbeti. O videoda... Onun devamı işte bu. Böyle yedim. Başka bir olay anlatayım. Neyse o çocuk en son mesajıma cevap vermedi, kaldı. Ama ben ona da dedim ki ben kendimi bozmam. Annesinin numarası da var. Babası rahmetli. Bu tarz bir sürü borcu olan insan var. Yani toplasan borç olarak dağıttığım 4 sene öncesine kadar 60-70 bin lira para var. Vallahi. Alabilir misin? Ben adamın fakir zamanında denk gelmişim ya. En sevdiğim zamanlarda. Yok. O Tonguç'u sevmeyebilirdim. Bu Tonguç çok sağlam karakter sahibi. Ama o zamanki... Yavuşaktı. Yavuşak değildi de... Ya daha yolunu bulamamıştı. Rahatsızlığı oydu. Ve o rahatsızlık içerisindeyken bu paraları kazanması problem. Şimdi aynı hataları yapmam. Şimdi birine ödeyemeyeceği bir borç vermem. O paraları kazandıran şey bu rahatsızlıksa bence devam et. Ya o konuda farklı düşünüyoruz. İtlik, ahlaksızlık, bunlar para ediyorsa yap. Bunların hiçbir tavsiye değildir. Yatırım tavsiyesi hiç değildir. Şaka yapıyoruz. Bir de ben dolandırsaydım seni falan diye. Vallahi billahi ya, üzücü. Ama sen de dolandırılmaya biraz açıkmışsın be Tonguç'cum be. Ha? Ne diyorsun? Biraz ya, öz eleştiri yapalım mı seninle? Hadi. Yapalım. Videonun ikinci partı olsun. Hadi bakayım. Kaç hadi dakika var mı dakikamız? 10 dakikamız daha var. Aynen. Hadi bakalım öz eleştirini yap. Neden 3 defa dolandırıldın, şu ana kadar 3'ü duyduk. Değil mi? 3 oldu. Tabii. Neden 3 defa dolandırıldın ve burada kendine nasıl bir pay çıkardın? Buradan şöyle bir pay çıkardım. Beraber tuvalete bile gidiyorsan sözleşmeyle gideceksin. Ya da bir kayıtla, kuyutla ve belli bir güvenden sonra. Ha, o güvenle de insanlar istismar edilebilir. Güneydoğu'da bir tane adam sürekli hayvan alıp satıyor. Bütün çiftçilerin güvenini kazanıyor. En son bir gidiyor abi, 8-10 tır hayvanı bir kaldırıyor Güneydoğu'dan. İşte yarın ödeyeceğim diye. 2 sene ama üstünde çalışmış adam bu işin. Yarın öder nasılsa, hep ödedi, 2 senedir ödüyor dediler. Adam bir kayboluyor ortadan. Vın, 10 tır dolusu büyükbaş hayvan. Yani öyle bir durumda sözleşme bile kurtarmaz. Şunu söyleyeceğim sadece... Sadece bu değil ama profesyonellerle de çalışmamışsın. Yani sonuçta organizasyon işini yapan profesyoneller var. Sen otel tutma işini bile işte birisi var abi. Birisi var abiden ziyade bu işi yapan profesyoneller var. Dediğin gibi sözleşmeli çalışan insanlar, firmalar var. Bunu mesela kullanabilirdin. Ya da ilk araba mevzusu. Karşım arabayı istiyorsan parasını masraf yaptım ben buna. Ver parasını, al arabayı git. Tamam. Onları düşündüm. Orada iki sıkıntı vardı. Birincisi arada babam var. Birincisi de şey. Adam polis zoruyla gelip alabilir arabayı. De.
Çünkü ruhsat onların üstüne. Sonuçta siz şeyi, hiçbir şey sözlü veka nedeni mirası şey yapabiliyoruz demiş. Tamam, onu yapmak istese babam şu anda yapar. Zaman aşımı yok onda. Tamam ama o zaman da işte polis gelir alır gider ama eninde sonunda sen bu işin içine polis de girdiğine göre siz de birazcık şey yapabilirdiniz. İşi ciddileştirip sen benim kapıma polisle mi geliyorsun, ben de senin kapına avukatla gelirim, mahkemeyle gelirim diyebilirdiniz. Yani bahsettiğin o muhteşem cerrah herhalde 8000 lira için bu kadar kendini rezil etmeye değmez diyeceğim ama şu an daha çok rezil oluyor. 8000 lira ya. 8000 lira yani, ne abi? Elimizin kiri. Elimizin kiri. Ya işte para değil ama ihtiyacın olunca da gerçekten ihtiyacın oluyor. Para. 1 lira bile para. Tabii. Bak demin buraya geleceğim. Bizim eve bankamatik uzak. Para çekemedim. Bir de hafta sonu yasak vardı ya. Evde birkaç bozuk para var. Aldım onları, çıktım. 2 lira aldım. Kartı koydum. 2 lirayı attım. 3.20 etti. Otobüse binemiyorum. Ne yapayım? Yok lan. Bir de hep o yükleme şeylerinin başında şey olur ya, böyle 1 liram var mı abi falan. Lan dedim ne yapacağım? Sıçtık. 1 lira istemeye başlasaydın ve oradan tam o sırada olsaydın ya. Olunabilirdi. İşte yeni girişimciliğimiz falan. 1 lira ver mi? Nasıl zengin oldum hikayesinde bugün. Bir gün akbilim boştu. 2 lira yatırdım. 1 lira eksik çıktı. Dedim ki gelen birinden 1 lira istersem verir. Sonra bir istedim, yüzümün kızarmadığını fark ettim. Bir sonrakinden de 1 lira istedim. Böyle olmuştuk. Böyle milyonlara ulaştım falan. İyi bir yatırım tavsiyesi. Girişimcilik tavsiyesi. Neyse baldız geldi o sırada. O da otobüse binip bir yere gidecekmiş. Sağ olsun 1 lira attı, kurtardık. E işte ya, biz sana kızımızı bunun için mi verdik? Ya rezillik. Yani böyle yine belki eğitim serisi olacak. Bir de video log serisi olacak. Bu da ama gerçekten para işi varsa çok dikkatli olmak gerekiyor. Bin kere düşünmek gerekiyor. Kimle? Para eşittir zaman. Çünkü. Yani sen geleceğini satın alıyorsun parayla. Zamanı çünkü zamanı satıyorsun. Zamanını satarak geleceğini satın alıyorsun. Çok kıymetli bir şey. İyi, bu geyiği bitirelim o zaman. Son olur sözün abi. Nedir? Çekmediğim dersler Çin'e kalmadı. Aslında tam böyle bir şarkıyla bitirmek feryatsız gerekiyor. Feryatsız gündüzüm. Gecem olmadı. Ağlamadık bu, sokak. Bu tam bir şey yalnız ya. Kapak fotoğrafı. Çat. Gece kalmadı. Yalnızım dostlarım. Yalnızım acıtık. Su bu su. Acıtık ya. Şarkıyı da yanlış söylüyor. Değil mi? Evet, çok teşekkürler. Güzel bir sohbet oldu hakikaten. Çok eğlendim. Ben de üstüme alındım. Kestik.